bırakın. Sizin kendi branşınızla ilgili kelimeler seçtik Merve'yle. Gerekli olacağını düşündük. Sizlerin de ilaveleri olursa onları da söyleyelim. Turizmle ilgili. Turizmi biliyorsunuz kendi etrafına döndürmüştük. Turist de şunu yaptıktan sonra kişi. Evet. Şu birey kişi demek. Evet. Turist. Çünkü bunu yaptım ben. Yani şey, onu o şekilde zaten böyle ağır çekimde çok anlamlı olmuyor. Hemen hızlı yapmanız gerekiyor. Evet. Hani bizim için. Ama siz mesela Türk mesela, Türk. C işareti. Evet, Türk. Biz Türk'üz. Yabancıysa Avrupalı, yabancı. Dolu gibi. Aha, doluda bir tane. Vurduk kaldı. Dışarıya doğru. Kültür. Ellerde bir bozukluk yok. Şuradan karşıya sadece. Kültür. Evet. Tarih eski gibi demiştik. Tarih. Savaşlarla ilgili olduğunda şunu yapıyorlar. Savaş karşılıklı çatışma. Hani silahları düşünün. Oradan aklınızda kalsın. Şu savaş. Hani sizin anlatacağınız şey eski tarih savaşla ilgiliyse şunu da yapsanız mesela şununla birlikte çok karışmıyor. Bunu da biz kullanıyoruz. Savaş. Evet. Aynen. Barış'ta barış. Şöyle yaptığınızda dostu. Evet. Aynen. Arkadaş. Dost. Bu şekilde tuttuğumuzda barış. Evet. Yukarı kaldırırsak şampiyon. Aşağıda barış. Ama yukarıya kaldırdığımızda şampiyon. Evet. Deniz, su, dalgalık. Deniz. Evet. Biraz hızlı yaptık. Evet. Deniz. Göl dediğimiz zaman yine su. Bu su arkadaşlar. Çevirdik etrafını. Göl. Denizde ucu bucağı belli değil ama gölde bir çevresi var. Göl. Evet. Dağ demişiz. Dağları. Böyle de baktık anlaşılmıyor. Dağ. Evet. Yani burası düzlük üzerinde tepe. Ya da şöyle şöyle gezdirebilirsiniz. Evet. Yani dağın oyuntusunu göstermek maksat orada. Tatil neydi? Evet. Tatil. Sabitti. Aşağı doğru indirdiğinizde rahat. Evet. Rahatsız. Evet. Mesela odanız rahat mıydı? Hani rahat ettiniz mi? İşte, nasıl diyebiliriz onu mesela? Oda. Evet. Bu da oda. Kare şeklinde gösteriyoruz. O da rahat mıydı? Evet. Ya da yatağını soracaksınız. Yatak rahat mıydı? Gibi. Kahvaltı, öğle yemeği. Hepsi var. Hepsi var. Atlamayayım dedim. Geziyi söyledik. Evet. Spor. Şurada bilekte soy attı o. Evet. Bunun baş parmakları açık. Spor. Evet. Spor. Otel. Otel. Bu otel, otel, motel onlar yok bizde. Otel. Genel adı onu biliyorum. Otel. Pansiyonsa T harfi yapıyoruz. T. Pansiyon. Evet, yattık sadece. Yani pansiyon çok kapsamlı olmaz ya. Yatmak içindir genelde. Pansiyon. Otel. Misafirhane. Misafirhane. Evet, bu misafir. Yani mesela ben sana misafirliğe geleceğim. Değil mi mesela? Buradaki misafir de aynı. Ya da işte bu akşam misafirim var dedik.
buradaki misafir de aynı. Ama bizim devlet misafirhanelerinin öğretmen evi işte ya da devlet su işleri misafirhanesini derken ki o misafir misafirhane. Konaklama için. Evet, misafirhane. Mesela devletin misafirhanesi. Fazla hani detaya girmek istersen. Çadır kamp. Evet. Aha. Kamp, çadır. Aynen. Havuz. Yüzük. Evet, havuz. Hamamda duş. Aynı şey. Evet. Hamam. Evet. Söylem burada etkili. Öbür türlü banyo da aynı çünkü. Banyo ile hamamları ayırabilmesi için. Yani otelin hamamı var mı? Sor. Hamam. Öbür türlü banyosu var mı diyoruz için. Mesela sıcak su. Evet. Termal kaynıyor. Evet. Açık büfede açık şeydeki açığı öğrenmemiştik. Renklerde açık ve koyuydu. Ama açık evet açık kapalı. Bu kapının kapalı, pencerenin kapalı olması durumu kapalı ya da dükkan kapalı. Açık. Evet. Aynen. Açık büfe. Yemek açık. Sabah kahvaltısı, sabah kahvaltı. Ekmeğe yağ sürük. Sabah kahvaltısı. Öğlen yemeği, yemek, evet. Akşam yemeği, evet. Müze, söyledik. Evet, evet. Aslında düşünün bakalım biraz neydi? M harfi. M harfi. Hayır. Dedik ya. Müze. Müze. Evet. Bu ismi bileşik mi? Evet. Turist, gezi. Nasıl? Seyretmiş. Ama tek başına seyretmiş. Evet. Mesela televizyon izlemek. Aynı. Müze. Şurayı. Müze. Hatta hiç bu akşam bize katılmıyor. Evet. Hatta çok korkmuş. Aynen. Bilet. Yırttık. Evet, bilet. Evet. Şoför. Aracı kullanan. Resepsiyonda o zil var ya. Hani bastığımız zil. Resepsiyon. Evet. Aynen. Rezervasyonda R harfiyle rezervasyon. Yani yer ayırtmak anlamında ya rezervasyon. Tutmak. Evet. Rezervasyon yaptın mı? Rezervasyon yaptın mı? Evet. Ya da rezervasyona gerek yok. Gerek. Lazım. Lazım demek ki. Lazım. Gerek yok. Gerekli. Yani orada söylerken bunu isterseniz lazım olarak kullanıyorsunuz. Duruma göre de kullanacağınız yerde de gerekli. Evet. Değilse zaten değil diyor. Toplanma zamanı demişsin. Evet. Herkesi bir yere toplanma zamanı saat olarak. Bir de ne demiştik? Toplanma yeri. Toplanma yeri burası. Toplanma saati 5. Mesela. Gibi. Tur programı demişiz. Gezi. Evet, gezi programı. Kareli kağıt düşünün. Program. Evet. Bazen şöyle avuç içinde böyle aşama aşama da yapıyorlar. Bu da program. Bu şekilde de yaptığınızda avucunuz bana dönük. Program. Size gezi programı. Evet aşama aşama 1, 2, 3 diye düşünün. Onu göstermiş oluyoruz.
Fotoğraftı, evet. Serbest, serbest, evet. Yasak. Evet, yasak. Açık, serbest. Fotoğraf, serbest. Gezmek, serbest. Ama ellemek, mesela dokunmak, yasak. Serbest zaman derken de? Serbest zaman ama ne yapacaksan mesela alışveriş zamanı. Evet. Ya da çay, yemek molası, tuvalet molası gibi. Ya da işte namaz kılacaklar, namaza gidebilirsiniz gibi. Yani özel gruplarımız olur mesela. Bizim gelen mesela arkadaşların içerisinde bir grup diyor ki biz işte çay içeceğiz, bir grup diyor ki biz özellikle şeyin gitti, özellikle mesela çok bunun için zaman ayırmak isteyenler var. Yani ne olur namaz da kılalım, özellikle bir saat ayırın bize. Hani vakit namazı değil. Öyle işte iki rekat yani kılmak isteyenler oluyor. İşitme engelli gruplarda biz daha önce yaşadık bunu. Ona göre buradan daha çıkarken söylüyorlar otobüste. Ona göre planlayın diye biz de ona göre onlara zaman ayırıyoruz. Mescidi olan yerlerde plan durmuştuk. Oradan hatırlıyorum şu an. Alışverişi söylemişiz. Emniyet kemeri zaten eylemin aynısı. Evet. Dans. Evet, dans. Eğlence. Zaten söylemiştik. Aynen. Hastane. Hastane. Aynen. Doktor da aynı. Hastanede böyle bir tık tık git gel var. Doktor da sabit. Doktor. Hastaysak eğer ben çok hastayım. Hepsi birbiriyle aynı. Cümleye girdiği zaman değişiyor. İşte ne iş yapıyorsun sorduk. Ben doktorum dedik. Ben hastayım olmayacağına göre. Çünkü soruya karşılık. Ama öbür türlü de işte iyi değilsin, ne oldu falan dedik. Ben bugün çok hastayım. Yani öyle durumda da ne diyoruz? Geçmiş olsun. Evet. Sağlık diliyoruz. Evet. Geçmiş olsun. Ankara tarafı ne yapıyor? Hemen G'leri koyuyor. Geçmiş olsun. Günaydın aynı zamanda. İşte ama söylerken fark ediyor. Aynen. Yani böyle de olur. Hani evet böyle de olur. Geçmiş olsun. Ama biz ne diyoruz? Sağlık diliyoruz. Geçmiş olsun. Camiyi söylemiştik. Aynen cami. Abideyi şeklini yaptık aslında. Hani H harfi gibi düşünün. H harfi. Ucuna koyduk. Evet. Abide. Abide. Evet. Aynen. Truva atı. Truva atı. Evet. Truva atı. Tam pansiyonda bu normalde tam. Tam. Evet tam. Ama şeyle karışmasın ne olur. Hiç sıfırla karışmasın. Tam. Yarım. Evet, yarım. Anlamadıysa sabah kahvaltısı var. Akşam yemeği var. Öğlen yemeği yok. Diğer türlü sabah, öğlen, akşam yemeği var. Yani sabah kahvaltı, öğlen yemeği, akşam ne demiyoruz? Sabah, öğle, akşam yemek var. Konaklama var. O zaman ne oluyor? Tam pansiyon. Yarım pansiyon. Evet. Oda ya da oda kahvaltı. Yemek yok. Yok. Evet. Her şey dahil. Her şey var. Her şey. Full yani. Evet, aynen. Her şey. Yukarıya doğru. Evet. Her şey var. Evet. Ya da şöyle yapıyorlar. Hepsi içinde. Hepsi. Evet. Hepsi var. Mesela alkol olayı falan var ya. Onu sordu mesela. Alkol. Evet, alkol. Detaylandırmıyoruz. Ana başlık. Alkol. Alkol yok. Türk mesela, Türk içecekleri var. Yabancı, Türk burada da önemli, içeceklerde de önemli. Orada da o ayrılıyor. İçeceklere ayıracak olursak,
İşte su, en önemli çay bizim için. Kahve ya da fincanda içiyorduk. Nescafe diyeceksek başına ne harfi koyarak? Evet, Nescafe, aynen. Ayran bizim için önemli. Çantalıyoruz ya, ayran, evet. Kola, aynen. Fanta, ama F harfiyle destekleyerek kola. Hani normalde Coca-Cola, Fanta. Fanta'yı bazen portakal diyorlar. Hani portakal kola, o da Fanta yine aynı şekilde. Sarı kola. Aynen aynen, portakalı. Soda. C, normal C. Soda, aynen. Yukarı kaldırırsak, kızılay. Yanda, aynen. Soda, evet. Başka ne var? Bira. Kapağını açtık, bira, aynen. Rakı. Şarap. Evet. Bunlar da yabancı zannederler. Hepsi var diye. Kahvesi. Tamam. Yani kahve. İşte biz çok detaylandıramıyoruz çünkü çok karışacak. Zaten süremiz kısıtlı. Biz çok seçtik. En çok lazım olacak şeyler onlara. İçecekler böyleydi. Şimdi ben ağaçları da yazmışım oraya. Yani uçak yemeği diye, bulsun bilin diye. Uçak, evet. Yemeği. Mesela gezi gemisi var. Gezi gemisi. Evet. Tren, aynen, raylarda gidiyor. Otobüs, otobüsün memleketle karışıyor, o yüzden yaptıktan sonra, evet, otobüs, şeyini, otobüsün şeklini gösteriyoruz, otobüs, evet, minibüs, minibüs, evet, taksi yaparken T harfi, evet. Taksi. Bu ticari taksi ama. Hani bende taksi var, benim arabam var derken bende hani araba diyoruz o zaman. Bizim kastettiğimiz burada parayla bildiğimiz taksi. Evet. Direkt gideceksek, yani hiç aktarma yoksa buradan başladığı için direkt. Diğer türlü tak, tak. Evet. Değiştirerek. Evet. Aktarma var. Aktarma yok. Mesela dedi ki ben aktarmanı istemiyorum. Ama yok. Mecbur. Zorunlu. Mecbur. Mecbur. Evet, mecbur aktarma. O zaman bir mi? Aktarma iki mi? İki. Hani bir indi bindi şeklinde düşünün. Eskiden biz İndin yapıyoruz. Bu biraz artık kaba olmaya başladı. Hani daha yaş, genç nesil bize karışınca. Değiştirme. Bir kez değiştiriyoruz. İki defa. Her zaman değiştirmek için. Tabii. Yok yok. Şey için, aktarma için. Değiştirmek. Değiştirmek. Aldınız bunu, beğenmediniz. Bunu değiştireceksiniz. Değiştirelim. Ya da yer değiştirelim. Senden biz yer değişelim. Sen buraya gel, ben oraya gideyim şeklinde, onu tarifle. Ama bizim kastettiğimiz aktarma da bu şekilde. Günübirlik. Aşağıdan yukarıya doğru bitti. Günübirlik. Bir günde bitiyor. O zaman kalmamış oluyoruz, günübirlik. Servis. Bu havaalanından otele gelen servis. Evet. Servis var. Servis yok. Kendiniz gideceksiniz. Neydi bu? Kendi. Bir de Konya'ydı. Nasıl? Konya, evet. Konya'ydı. Ama bu kendi de sabitti. Konya'da evet. Sallıyoruz. Bak, hangi sabit, hangi sallıyoruz? Hepsi gitti değil mi? Siz biraz ara verdiniz ama videoları izleyin en azından. Şimdi pasaportta P harfi yaptık. Defteri açtık. Evet. Pasaport. Vize de. Vize.
Pasaportta P harfinde. En çok lazım olabilecekleri yazdık. Kimlik TC dedik. Biraz hızlı yapın bunu. Evet. Değil mi? Hani yaptıkça el alışıyor. Aynen. Bu hiç oynamıyor, bu oynuyor. TC. İşte kimlik bazen anlaşılmıyor da illa böyle o şeyi gösteriyoruz, kartı. Kimlik. Ehliyetse arabayı göstererek. Evet, ehliyet. Aynen. Başvuru. Başımıza. Evet. Başvuru. Konsolosluk. Şapkayı gösteririz. Ne alaka bilmiyorum ama evet öyle. Kredi kartı. Öğrenmiştik bunlar ama ben de onu almışım yine. Nakit. Peşin hepsi. Evet. Taksit. Aynen. Bir de banka kalmış en sonunda. Banka. Kredi kartı, banka kartı diye ayrı ayırmıyoruz. Hani kart dediğimiz zaman hepsi dahil olmuş oluyor. Ama özellikle işte krediden ya da bankadan diye ayıracaksa o zaman yazıyorsunuz. Yani kartı yazıyorsunuz işte kredi, banka, hangisi diye ayrı ayrı sorabilirsiniz. Karşılaşırsanız böyle bir şey. Şimdi turizmden tekrar başa alalım. Turizm. Turist. Devreler yandı değil mi? Turist. Evet. Turist. Defteri. Evet. Kültür. Evet. Müze. Evet. Tarih. Tekrar yapıyoruz. Savaş tarih aynı zamanda. Evet. Barış. Deniz, su yaptık, deniz. Aynı zamanda denizli bu. Yani illerden denizli. Evet. Deniz, denizli. Gölde suyla beraber bir ikinci yaptık. Evet. Dağı böyle yapabiliriz dedik ya da oyuncusunu gösterebiliriz dedik. Evet. Tatil. Aşağı indirirsek rahattı. Evet. Gezi, evet, spor, otel, mesela yıldızları var değil mi? Yıldız, kaç yıldızlı? Karşıya böyle, heh, at, orada da yap, yıldız, 5 yıldız. Otel, yıldızı kaç? Mesela, 4, şöyle yapıyorlar bazen, 5. 3 yıldız. Aynen. O sonundan aklıma geldi. Pansiyonda P harfi yaptık. Sadece konakladık. Aynen. Pansiyon. Çadır. Evet. Misafirhane. Devletinse devleti özel gösteriyoruz. Devlet misafirhanesi diyoruz. Havuz, evet, hamam, evet, açık büfe, yemekler açık ya da işte istediğin kadar almak serbest ya, o hani şeyi soruyorlar mesela, tabildotta siz kepçeyle koyduğunuzu gösteriyorsunuz, tabildot, diğer türlü açık. Bir yerde de yemek serbest oluyor aslında. Evet. Aynen. Açık. Güzel. Oda kutu gibi gösteriyoruz. Ya da oda. Evet. Oda. Kahvaltı. Sabah kahvaltısı. Evet. Mesela 5 çayı. Evet. Pasta. Pasta. Son olarak mı ya? 5 çay yok. Pasta var ya. öğlen yemeği, akşam
ağzının içindekini keseceksin. Hah, evet. Gidelim. Aynen. Müze. Evet. Yani hem geziyoruz, hem izliyoruz. Evet. Müze. Şoför dedik. Evet. Resepsiyonda masayı gösterdik, zile bastık. Evet. Rezervasyonda R harfi yaptık ve Y ayırttığımızı belirttik. Evet, rezervasyon. toplanma zamanı dedik. Ya da toplanma yeri. Evet. Program. Evet, program. Ya da program. Hani gezi takvimi. Genelde şunu yaptığımızda böyle takvim daha uygun olan gün gün ya. Diğerinde programda kısım kısım. Ama ikisi de geçerli, ikisi de anlaşılıyor yani. Fotoğraf. Evet. Serbest zaman. Serbest. Ya da serbest zamandan ziyade fotoğraf serbest. Fotoğraf yasak. Evet. Serbest. Gezmek serbest. Evet. Mola demiştik. Alışveriş. Evet. Bir veriyoruz, bir alıyoruz. Kemer aynıydı, emniyet kemerimiz. Dans demişiz. Aynen. Eğlence diyebiliriz. Hastane. Doktor. Hastaysak da kendimizi göstererek. Evet, aynen. Cami. Okul. Lazım olabilir belki. Okul. Abideyi gösterirken. Evet. Abide. Aynen. Neye gelmişiz? Tam pansiyonda sabah, öğle, akşam, yemek, konaklama. Biraz detay. Çünkü normalde biz mesela şey diyoruz. Tam, hani olmuş tam dediğimiz, her şey tam, hiçbir sıkıntı yok dediğimiz tam. Ama tam pansiyon dediğimizde çok anlaşılmayabilir. Diğer türlü hepsi var. Her şey olmuş içine. Hepsi girmiş. Hepsi. Hani her şey dahil de alkol falan da var. Böyle yani yüzeysel geçtiğimiz alkol, yemek, eğlence, işte deniz. Hepsi var diyorsun. Para yok. Para yok. Bir kere veriyorsun, bir daha yok. Ücret yok. Her şey dahil de öyle ya anlatmak için. Şimdi detaylandırmak gerekiyor. Çünkü sen söylemesen o soracak. O da var mı? Bu da var mı? Yarım pansiyonda yarım, yani ne diyeceğiz? Sabah kahvaltı, akşam yemeği. O kadar. Öğlen yemeği yok. Ha, öğlen yemeği istiyorsan tekrar para. Tekrar. Şurada omzumuzdan, öbür omzundan, evet, buradan buraya geldi. Tekrar, yeniden. Evet, ücret. Evet. Alkollü demişiz zaten, alkollü. Türk, yani yerli Türk, yabancı, evet. İçeceklerde çay, su, evet, kahve ya da fincanda, aynen. Nescafe ise N harfiyle beraber. Nescafe, aynen. Ayran, kola, fanta, portakal ya da fanta, evet. Soda, yukarı önce, evet. Ne dedik? Rakı, evet, şarap. Bira. Evet. Uçak demişiz. Uçurduk. Evet. Helikopter dönüyor. Uçak normal. Aynı gösteriyoruz. Gemi. Evet. Tren. Bir önde bir arkada. Heh. Evet. Tren. Taksi. T harfi yaptık. Evet. Taksi. Otobüs. Evet. Servis. Direkte başlıyordu, bitiyordu hepsi, evet.
oraya kadar varıyor. Bir öbür türlü de direkt yok diyorduk, aktarmalı. Evet. Parmaklarını bükmeden düz. Evet, aktarma. Bir aktarma, mesela uçak için. Uçak, aktarma yok. Hemen iniyor be. Ama diğer türlü işte buradan, mesela Çanakkale'den Ankara'ya uçuyorsun. Bir saat bekliyorsun. Tekrar uçuyorsun. Şu an hepsini öğretmiştiniz. Nasıl hepsini şu an evet. Aslında öğrendiğimiz şeyler. Ha evet evet işlediğimiz konular aynen. Ya bir yerde işte cümle kurunca tekrar oluyor aslında. Biraz sonra. Günübirlik aşağıdan yukarıya doğru. Evet, günübirlik. Mesela Gezi'ye gidiyoruz. Günübirlik. Yani konaklama yok. Konaklama yok. Söyleyeceğiz ama telaffuz hiç yok sizde. Telaffuz olacak. Servis dedik, aktarma dedik. Pasaport, P harfiyle, evet pasaport. Vize de B harfi ve vize yaptık. Evet, kimlik. Evet, kimlik. Yani şöyle de yapabiliriz dedik. Ehliyette arabayla beraber ehliyet. Başvuru, evet başvuru, başvurumuz var, başvuru yapman lazım, evet gerekliydi bu, lazımdı. Konsolosluk, evet, kredi kartı çektik, evet, taksit, peşin, nakit, döviz neydi? Dolar, tam tersi ise, kendine göre düşün, normal şey çizdiğini düşün, evet, dolar, euro, altın, evet, bir de banka vardı, banka. Örnek cümle kurabiliriz, istiyorsanız. İmman istiyoruz. Örnek cümle. Mesela söyleyeyim. Öğrendiğimiz şeylerden. Gezi'ye gittik. Bursa gezisine gittik. Hı-hı. Tamam. Yani gidiyor muyuz? Gittik mi? Geçen hafta gittik diye. Ha, diyebiliriz. Olur. Biz ya da şey diyebiliriz. Turist rehberleri odası. Evet. Yani grup diyoruz ya odası, bir hafta önce Bursa'ya, evet, Gezi'ye gittik, gittik, evet, günübirlikti, günübirlik değildi, evet, konakladık, kaç gündü? Bir gün, evet, bir gün. Bir gün konakladık. Nerede? İzmir. Ha, İzmir. Şey, hani otelde mi konakladık? Nerede? Otel. Otel, tamam. Otelde. Evet. Konakladık. Nasıldı? Tam pansiyon muydu? Yarım. Yarım pansiyon. Sabah, üç akşam o zaman değil mi? Çok. Yok, üç. Ha, yıldızı mı? Ha, o zaman evet, tamam. Yıldızı evet. Üçtü. Evet, aynen. Üç yıldız, evet. Sabah kahvaltısı, akşam yemeği vardı, değil mi? Nasıldı? Tabii dört müydü? Ha, o zaman yemek serbestti. Biz orada yemedik ki. Akşam yemeği yemedik. Ama ne yemedik? Biz otelde yemedik. Lokantaya. Gittik. Lokanta. Evet. Bunu öğrenmemiştik. Gittik. Kendimiz ödedik. Hayır. Bedava. Ücretsiz. Ücretsiz. Güzel. Evet. Afiyet olsun. sonra ertesi gün kaldınız.
Yok, yani bir gece kaldık. Ertesi gün döndük Çanakkale'ye. Tamam, Çanakkale'ye geldik. Ama yolda direkt mi geldik? Gezdik. Gezdik. Yani ne yaptık? Gezdik, durduk. Evet. Yani duraklı. Mesela şey, buradan gidiyoruz ya, işte gelirken direkt mi geleceğiz? Hayır, gezeceğiz. Duraklaya. Yani mesela dura. Evet, noktalarımız olacak, duracağız. Öbür türlü hemen arabaya bin, hop hemen buraya gel. Yani direkt. Çanakkale'ye direkt. Ya da şöyle olabilir. Giderken duraklayarak, geriye gelirken, Çanakkale'ye gelirken direkt. Durma yok. Giderken var, gelirken yok. Yol kavramı çok önemli. Yani istikamet, mesela şimdi bulunduğumuz yerden biz biliyorsak Bursa'nın bu tarafa düştüğünü, hani Bursa'ya, İstanbul'a kalırsa İstanbul'a. Hem Bursa'yı hem İstanbul'u aynı noktada göstermiyoruz yani. Orada onlar hep şey, kendi evimizi baz alıp mesela işte atıyorum annemlerin evi şu taraf, teyzemlerin evi bu taraf falan diye. Yön bilmemek nasıl? Yol karıştırma. Ya o zaten eğer şeyse biz neredeyiz diyebilirsin mesela. Biz neredeyiz? Kafam karıştı. Bu taraf nerede? Mesela siz burayı gösterdiniz, burada deniz var atıyorum. Burada olmaz, burada deniz var burası. Yani size diyecek ki bu tarafta. Yani başka ne olabilir? Güzel bir örnek oldu. Kapsamlı, siz söyleyin mesela. Çanakkale Boğazı. Çanakkale Boğazı. Evet. Teşekkür ederim de tutuyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim de tutmadan rica ederim. Hani bir daha yapma. Burada söylenen neyse. Ya da çok rica ederim. Sizle ben yer değiştirebilir miyiz? Ya da işte arabada gidiyoruz, cam kenarı, midemiz bulandı, yer değiştirsin. Benim midem bulandı, yer değiştir, rica etsem. Teşekkür ederim, evet, özür dilerim, çok pardon. Devam, son, ilk, evet, yaz, kış, ilkbahar. Sonbahar, evet. Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma, evet. Hafta, ay, gün, dün, bugün, yarın, evet. Önce, sonra, yeni, olur. Olmaz. Evet. Hayır. Hayırlı olsun. Evet. Aynen. Günaydın. İyi akşamlar. İyi geceler. İyi uykular. Afiyet olsun. Geçmiş olsun. Evet. Başınız sağ olsun. Evet. Ne vardı başka? Önümüzde. Renk olur. Renk, evet, beyaz, siyah, mavi, yeşil, sarı, pembe, kırmızı, terliydi, evet. Ne var? Krem, kahve, mor, başka? Hangi? Turuncu. Bu kadar. Analizler bunlar açık, koyu. Renklerin tonlarını açık ve koyuyla söylüyorduk. Çayımız açık olacaksa çayımız da açık olsun diyorduk. Evet. Onun dışında. Çaya limon. Çok teşekkür ederim. Limon koy. Limon. Aha. Çaya limon. Limonsuz. Çay limonlu. Ya da limon var mı?
Şeker? Var. Şeker. Evet. Şekersiz. Evet. Sade. Tek. Evet. Sade. Evet. Sade. Kahve. Evet. Şekerli. Şekerli. Kahve. Ya da işte kahve. Ya da orta şekerli. Orta. Evet. Orta şekerli. Aynen. Sayılar 6, 7, 8, 9, 10. Bu tarafa. Evet. 20, 30, 40, 50, 60, 70. 7 aslında parmaklar kapalı. Kapat. Öyle midir? 80, evet. 90, 100. 200, 300, 400, 500, 600, hangi elimizde yapıyorsak o tarafa, 700, 800, 900, 1000. Evet, içeriden dışarıya, aynen. Ne vardı, milyar? Dışarıdan, şöyle, evet, yukarıdan aşağıya, evet, milyon, evet. Trilyon. Aynen. Başka sayılarla ilgili hepsini söyledik. Pirikolar var. Anne, anne, baba, abi, abla, kardeş, evet, eş, akraba, başka, çocuk, bebek, evet, evli, bekar, ayrılınca boşanmıştı, evet. Bakayım. Sanki bir şey vardı, söylemek gibi geldi. Ha, evet, arkadaş. Dost. Aynen. Kendi. Nasılsın, iyi misin? Kim? Evet. Nerede? Nerede? Neresi? Yani neresi? Evet. Nerede? Neresi? Ne zaman? Zaman. Evet. Hatırladık değil mi? Zaman. Şimdi. Sonra. Devam. Evet. Takip. Evet. Duygularda sevinmek, üzülmek, endişelenmek, kızmak, şu da kızmaktı, sinirlenmek, ağlamak, gülmek, nefret etmek, evet, ne var, korkmak, evet, şaşırmak, şurada alnımıza. Evet, aynen. Şaşırmak, evet. Meraklı, merak etmek. Utanmak, aşağıya doğru ya da utanmak, evet. Özlemek, evet, özlemek. Düşünmek, evet. Mutlu, mutlu olmak yani, mutlu. Rahat, rahatsızdı, yorgun. Evet, mesela soğuk, sen yorgun musun? Yorgun değilim. Hastayım, evet, ya da çok yorgun. Evet, bugün ben çok yorgun. Bir bütün gün, evet, her şey birbirine girdi. Her şey oldu bugün bütün gün. Mesaiye gitmedim ama gitsem bu kadar bir gün. Geçmiş olsun. Evet, geçmiş olsun. Evet. Şu arkadaşlar. İnşaat nasıl? Geçmiş olsun. Ha? Evet. İnşaat. Uçak. İnşaat. Bina yaptık. Evet, inşaat. Evet. Sen ne olacaksın bakalım, ha? Ben itfaiyeci. Ya itfaiyeci? Ben
Yaş neydi yaş? Yaş dişti hatırlayın. Kaç yaşındasın? Evet. Memleket neresi? Adın ne? Evet. Evli misin? Ya da evli, bekar hangisi? Sol. Evet. Para, peşin, peşin. Yarısı peşin, yarısı taksit. Bunlar önemliydi. Nerede oturuyorsun ya da evin adresi nerede? Adres buydu. Evet. Ne iş yapıyorsun? Evet. Çalışıyoruz. Emekliyiz. Emekli. Yani çalışıyoruz. Ya da iş arıyoruz. Evet. İş yok arıyoruz. Evet, bulmak neydi? Bulamamış. Bulmak. Kanca. Anahtar. Anahtar. Bu kadar. Çok teşekkürler. Kemik nasıl? Genel tekrar yaptık hepsini vallahi bir akşamda. Yani öğrenmemiş olsanız zor olurdu da öğrendiğiniz için şey yaptınız. Daha hızlı geliştirdiniz bu akşam. Evet. Duygular mı eğer yormuş bizim geçen de değil mi? Şey, evet ama ara ver. Evet. O ara da bizi şey yaptı çok. Hani doğru bugün çok ısınıyoruz ya. Isındıktan sonra bir hafta 10 gün falan öyle bir boşluk olunca haliyle şey oldu sizlere. Ben sizleri tanıdığıma çok memnun oldum. Evet. Bu eğitimden ya da bu eğitimde çok güzel vakit. Zaman diyorum, vakit, evet geçirdik. Sizlere teşekkür ediyorum. Katıldığınız için, katılıp, evet, için sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah tekrar görüşürüz. Evet.